bizim bir istiyatçı başkanı olarak Müslüman diyen her kardeşimize hizmet etmeyi vazife biliriz. Dindar ve dindar olmayan diye tasnif etmek gibi bir hakkımız ve haddimiz olmaz. Biz bütün insanlığa bir ümmet gözüyle bakarız. Ama bu ümmeti ikiye ayırırız. Ümmeti icabet, ümmeti davet. Bu düşünceler için, bu düşüncelerle, bu şekilde Diyanet İşleri Teşkilatı hizmetine devam edecek. Diyanet İşleri Teşkilatı'nın bu millet için, sadece bu millet için değil, bu coğrafya için, alem-i İslam için çok önemli bir müessese olduğunu, bütün şartlar, yaşadığımız bütün acılar ortaya çıkıyor. Avrupa'daki 19 ülkeden daha büyük olan bu şehir, tabii ki aldığı göçler, yeni atanan il müftüleri toplantısında il müftülerimizin perspektifleri, hedefleri ve çalışma vizyonları, ufukları ile ilgili çok önemli, kıymetli ifadelerle bize yön ve rehberlik etti. Ben de oradan aldığım ilhamla en azından bazı şeyler söylemek isterim. Rabbim inşallah bu söylediklerimizi yapmayı bize nasip eder diye de dua etmek istiyorum. Bir defa gerçekten başkanımızın üzerine duyurduğu şey, her şehrin bir emarının çekilmesi istikametindeki tavsiyesi ki ilçe ilçe İstanbul'umuzun camilerinden Kur'an kurslarına varıncaya kadar dini hayata katkı sağlayan ilahiyat fakültelerimiz bizim zaten insan kaynağımız. İmam liselerimiz bizim insan kaynağımız. Kur'an kurslarımız bizim önemli insan kaynaklarımız. Buralarıyla diyaloglarımız, irtibatlarımız en güçlü şekilde devam edecek ve inşallah ilahiyat fakültelerinin birikimlerinden istifadeyle irşat hizmetlerinde onlardan yararlanmayı hedefliyoruz. Cami dernekleri, SDK'lar, bunların her biri bizim hizmetlerimize destek alacağımız, işbirliği yapacağımız kurumlar, kuruluşlar. Problemli olduklarını biliyorum, problemli alanlar olduğunu biliyorum ama bu problemlere rağmen üstesinden gelmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İrfan ekolleri dediğimiz gruplarla belli bir mesafede ve her birine aynı yakınlıkta olmak üzere ilişkilerimizi sürdürmek istiyoruz. Zaman zaman bir araya gelerek, görüşerek, kişilerden yaparak onlardan da istifade etmenin ve onlara da rehberlik etmenin yollarını bulmaya çalışacağız inşallah Sayın Başkanım. Müftülüklerimiz bir rehabilitasyon merkezi gibi, bir maneviyat limanı gibi, sığınma alanı olsun. Adaletli olmaya çok dikkat ettim. Bilhassa sınavlarda hiç kimseye hakkı olandan ne aşağı ne yukarı not verilmemesine her zaman komisyon üyelerimizden rica ettim. Yetkilerimi kullanırken bana ait olan yetkileri kullanmaya özen gösterdim. Bana ait olan yetkilerin başkaları tarafından kullanılmamasını da orada da bir hassasiyet gösterdim. Cemaatlere karşı, sivil toplum kuruluşlarına karşı eşit mesafede durmaya dikkat ettim. Görüşlerine katılmasak da belli bir hassasiyet içerisinde, nezaket içerisinde ilişkilerimizi devam ettirdim. Dünya 100 sene önceki Osmanlı coğrafyasını yeniden dizayn etmenin peşinde. Gelişen ve büyüyen Türkiye ile karşı karşıyayız. Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin siyasi istikrarını ve ekonomik istikrarını bozmak isteyen çevreler var. Bunlara karşı bizim yapabileceğimiz en önemli husus birlik ve beraberliğimizi devam ettirmek. Birlik ve beraberliğin devamı noktasında gerek 15 Temmuz'da, gerek ondan önce, gerekse ondan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve müftülüklerimizin ne kadar etkili olduğu
izzattan muhariste bir husustur. Bu güç birliği böyle inşallah devam edecektir. Tefrikadan uzak bir hayat, tefrikadan uzak bir Türkiye, tefrikadan uzak bir dünya ama öncelikle İslam dünyası inşallah mukadder olacaktır. Son olarak bir şeyi söylemek istiyorum. Müslüman güç kazandıkça şükrü artar, artmalıdır. Şükür sahibi olmalıdır. Ama Müslüman olmayanlar güç kazandıkça kibir sahibi olurlar. Benden sonra bu görevi devralacak olan muhterem hocamız Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz Bey'e Allah'tan başarılar niyaz ediyorum. Görevi devrederken içim huzurlu, gayet huzurlu bir şekilde devrediyorum. Huzurlu çalıştık. Arkadaşlarımın hepsine tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a ısmarladık diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Eyvallah, sağ olun. Çiçek takdim ediyoruz.